Artık rakipleri düşünsün. Hürjet'ten bir it. Hürjet Afterburner yani art yakıcı testlerini tamamladı. Peki bu ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemli? İşte detaylar. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri arasında yer alan Hürjet kendisi için bir ilki gerçekleştirdi. Afterburner testlerinde başarıyla geçen Hürjet ilk kez kokpitinde iki pilot ile birlikte test uçuşuna çıktı. Proje için önemli kilometre taşlarından biri olan Afterburner testini başarıyla tamamlayan Hürjet ve proje detayları haberimizde. Öncelikle Afterburner art yakıcı nedir onu açıklayalım. Art yakıcı yani Afterburner özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi. Eski bir teknoloji olsa da günümüz jetlerinde hala küçük modüller olarak kullanılmaktadır. Bir nevi yakıtın ateşlendiği noktaya daha verimli bir yanma elde sıvının püskürtülmesiyle yapılır. Afterburner uçakları ses hızını dahi aşabilecek hızlara çıkarsa da yakıt konusunda oldukça verimsiz bir sistemdir. Normal şartlara göre uçağınızın 4 kat daha fazla yakıt yakmasına sebep olur. Bir dönemin efsanesi olan Concorde gibi uçaklar Afterburner sistemlerini sık sık kullanarak kıtalar arası yolculukları 4'te 1'i kadar sürede gerçekleştirmiştir. Afterburner'ı açıkladığımıza göre konumuza devam edebiliriz. Afterburner yani art yakıcı testlerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Hürjet ile ilgili TUSAŞ tarafından bir paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda test süreçlerinde çekilmiş görüntüler bulunurken videoda bir detay daha göze çarptı. En baştan itibaren çift kokpitli üretilse de bugüne kadar çift pilot ile teste çıkmayan Hürjet ilk kez kameralara iki pilot eşliğinde çıktı. Yapılan paylaşımın devamında ise Hürjet çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. Afterburner ile pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi. İfadelerine yer verildi. Proje kapsamında üretilen hafif taarruz ve eğitim uçağı olan Hürjet için art yakıcı modülü büyük önem arz etmekte. Zira bu tarz küçük ve hafif uçaklar savaş uçaklarının saldırılarına karşı atik ve dinamik manevra kabiliyetleriyle korunmakta. Hürjet içerisinde yer alan Afterburner yani art yakıcı modülü de uçağın ani hızlanmalarına ve tırmanış yapmasına olanak sağlıyor. Ancak bu işlem sırasında yakıt harcaması inanılmaz yükselmekte. Bu nedenle pilotlar art yakıcıyı kalkışta, havada ilk dalışı sırasında veya ses hızını aşmak için kullanabiliyor. Tabii ki bu tabirler oldukça genel. Art yakıcı sisteme sahip olmasına rağmen bunu kullanmadan kalkan, ses hızının üzerine çıkan jet uçaklarının da olduğunu belirtmekte fayda var. Hürjet, bu açıdan önemli bir testi gerçekleştirdi. Art yakıcı ile kalkıldı. Kendini ispat etmiş bir motor olan F-404'ün yeni bir platformda vereceği tepkiler, uçağın buna gösterdiği reaksiyon ölçüldü. Platform ve motor açısından çok önemli bir testti. Kuşkusuz, bunun öncesinde motor defalarca yerde art yakıcı ile çalıştırıldı. Bir uçağın testleri belki yerdeki mühendisliğin ispatı ama her bir saniyesi çok önemli. Yoluna büyük hızla devam Hürjet'in önünde yaklaşık 2 yıllık bir süreç var. TUSAŞ'ın hedefi 2025'e uçağı hazır hale getirmek ve Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmek. Sonuç olarak Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki bu büyük adımı temsil Hürjet, yerli mühendislik ve üretim yeteneklerini ön plana çıkarıyor. Ülkenin savunma alanındaki bağımsızlığını güçlendiren bu muhteşem projenin gelecekteki başarıları için heyecanla bekliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek ve bu konuda güncel kalmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.